Bey, mesela burada bitki takviyeleri var, karışımlar var, ilaç diyelim, ilaçlar var. Bu ilaçlara, bu bitki takviyelerine ait bitkiler tümü Türkiye'de mi, yoksa sizin dışarıdan bazı özel bitki takviyeleri için, bazı özel karışımlar için getirdiğiniz ilaçlar var, getirdiğiniz bitkiler var mı daha Tabi doğrusu? tabi tabi tabi. Mesela kuş konmadığın vatanı Türkiye. Ama Türkiye'de bilinmiyor, bulunmuyor. Vatanı Türkiye olan bitki. Ha, vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de yok. Avrupa'da, Ya da az. Çin'de, başka ülkelerde bunun kökü, sürgünleri olur. Kökünün 30 santim uzunluğunda, parmak şeklinde veya havuç şeklinde çorbası yapılır, yemeğe yapılır. Çok leziz. Zayıflatır. Zayıf, gelmişken konuya onu söyleyeyim. Bunun birleşiminde asparagin denen bir madde var. Antikanserojen etkiye sahip. Kansere karşı etkili. Klinik araştırması yapılmıştır. Bir, iki, Almanlar bunun hapını yaptılar. Zayıflatıcı özelliği sahip. Şimdi piyasada birçok zayıflatıcı ürün var. Bu zayıflatıcı ürünlerin içerisinde bazılarının yan tesiri var. Guatr'a sebep olur. Hormonları bozar. Zayıflıyorum diyorken vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olur. Bunun hiçbir yan tesiri yok. Artı bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliklere sahip. Yani vatanı, memleketi bu bitkinin Türkiye olmasına rağmen Zaman zaman dışarıdan mı getirtiyorsunuz? biz bunun ekstraktını yurt dışından getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde kuşkonmaz, bunun adı kuşkonmaz. Kuşkonmaz Forte diye zayıflatıcı bir ürün piyasaya süreceğiz. Şimdi aloe vera jel de tonik de zayıflatır. Fakat bunun özelliği farklı. Çok çok mükemmel, çok kısa sürede zayıflatır. Peki hocam.